Ahmet Hakan, Siyasi Partilerin Yedi Ölümcül Günahı Milletin sırtlandığı bir parti, zamanla devletin sırtlandığı bir parti haline dönüşmeye başlarsa. Eyvah ki eyvah! Günah iki davayı unutmak. Partiye, dava ve hizmet için değil de bazı makamlara gelmek için omuz verilmeye başlanmışsa. Vay ki vay! Günah üç tartışmasızlık. Her türlü parti içi tartışma, aman rakiplere malzeme vermeyelim, diyerek susturuluyorsa. Vah ki vah, günah dört kibir, kibir, tepeden bakma, halktan kopukluk falan. Bunlar bir siyasi partinin dışarıya yaydığı hava haline dönüşmüşse. Eyvah ki eyvah, günah beş lidere yaslanma. Parti içinde herkes liderin oy alma potansiyeline yaslanıyorsa ve başka hiç kimsenin oy alma potansiyeli yoksa. Vay ki vay, günah altı kuyu kazma. Parti içi yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı yok olmuşsa. Bunun yerini kuyu kazma, ayak kaydırma almışsa. Vah ki vah, günah yedi gruplaşma. Parti içinde gruplaşmalar meydana gelmişse. Herkes kendi adamını bir yerlere getirmek için çabalıyorsa. Eyvah ki eyvah. Erdoğan başarısızlıktan niye sorumlu tutulmuyor? Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu başarısız olunca CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nu lime lime doğramışlardı. Yerel seçimde Erdoğan başarısız olunca AK Partililer Erdoğan'a bir şey demiyorlar. Neden acaba? Şu iki nedenden dolayı olabilir mi? Bir, Çünkü Erdoğan girdiği her seçimi kazanan, Kılıçdaroğlu ise girdiği her seçimi kaybeden bir liderdi. İkisi arasında böyle devasa bir fark vardı. 2. Çünkü Erdoğan 10 ay önce yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmıştı üstelik her şey ama her şey %100 aleyhindeyken yer alır konusunda nihayet bir açıklama. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ABD'de bir panelde yaptığı İngilizce konuşmada locals kelimesini kullanmıştı. Birisi bu kelimeyi yerel halk diye çevirdi ve sonra başladı. Şimşek bize yerel halk dedi tartışması. Herkes bir şey dedi. Konu bayağı bir gündem oldu. Hatta o kadar ki en son MHP lideri Devlet Bahçeli bile bu konuda tepki koydu. Bütün bu olup bitenlerin ardından dün nihayet Maliye Bakanlığı bu konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "locals" kelimesinin ekonomi, finans terminolojisinde yer alan bir kelime olduğu belirtildi. Kelimenin tam karşılığının yerel yatırımcılar olduğu vurgulandı. Yapılan yorumların akıl dışı ve tuhaf olduğu söylendi. Bakanlık yetkililerine soruyorum. Madem konuyla ilgili bir açıklama yapacaktınız neden bugüne kadar beklediniz? İletişimin dört altın kuralını yazıyorum. 1. Geç kalan iletişim, iletişim değildir. 2. İletişimde zamanlama her şeydir. 3. İletişim, konu kapandıktan sonra akla getirilecek bir şey değildir. 4. İletişimde anında müdahale hayat kurtarır. Kamuda makam odası standartları. Minimalizmden şaşılmasın. Heybetten kaçınılsın. Japon tarzından esinlenilsin. Ucuz ama rahat koltuklara yönelinsin. Masalar küçülsün. Odalar ufalsın. Dinlenme odası, kavramına son verilsin. Havalı değil kullanışlı olsun. Mütevazı bir şıklık peşinde koşulsun. Mümkünse altın renginden ve beyazdan uzak durulsun. Erbil Kalesi'nde Türk bayrağı, sembolik açıdan, anlamı büyük. Sembolik olmayan açıdan, anlamı daha da büyük. PKK açısından, hüsrana işaret ediyor. Barzani yönetiminin gidişatı açısından, umut verici. Türk halkı açısından, gurur ve kıvanç verici. Kendi krizini kendi yaratan bir CEO. Patisvis adlı bir markanın CEO'su Elif Aslı Yıldız, İki gün içinde kendisini tüketmeyi başardı. Ürünlerinden şikayet eden müşteriyi sosyal medyada azarladı. Azarlamakla yetinmeyip mahkemeye vermekle tehdit etti. Arkasına Migros gibi güçlü bir kurumu almaya çalıştı. Yazdığı metinler ifade gücü ve imla açısından süper rezal etti. İmla hatalarını savunurken bile imla hataları yaptı. Sorumlu bir CEO gibi davranmak yerine Dilan Polat gibi davrandı. Burnundan kıl aldırmadı, kendini hep haklı durumda gördü ve en sonunda CEO'luktan istifa etmek zorunda kaldı. Seçmenle kavga eden partilerin, müşteriyle dalaşan markaların, burnundan kıl aldırmayan CEO'ların. Bu örnek olaydan alacakları nice ibretler vardır.